Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Habeş tavuk ve horozlarını inceleyeceğiz. Açıklama kısmından Instagram, Twitter, Facebook adreslerimiz var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmına yazınız. Oradan biz size cevaplarız. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet, bugün sizlerle beraber Habeş tavuğu ırkının özelliklerini inceleyeceğiz. Habeş tavuğu evcil hayvan olarak beslenmesi açısından yoğun rağbet görür. Çünkü kuluçka verimi özellikle Şubat ayından Temmuz ayına kadar yaklaşık 100-120 yumurta arasında değişiklik gösterir. Orusunuzu da duyun. Şimdi biraz daha detaylı bilgiler verecek olursak. Yumurtaları krem kahverengi renktedir. Normal sıradan beyaz yumurta gibi değillerdir. ABD ve Avrupa ülkelerinde evcil olarak beslenilmek istenilen özel bir tavuk türüdür. Horozumuz yine öttü duyduğunuz gibi. Çinliler ise Habeş tavuğunu genelde eti için beslerler. Çünkü üretimi kolay ve kuluçkaya yatkın bir tavuk türüdür. Şimdi Habeş tavuklarının fiziksel görünümleriyle ilgili bilgi verecek olursak, Habeş tavukları beyaz, siyah, gri veya altın renkli olan ipeğimsi karakteristik tüyleri bulunan bir tavuk ırkıdır. Kafalarında ve bacaklarında uzun, dik ipeksi tüyler bulunur. Bir Habeş tavuğunun gagası gri veya gri mavi olmalıdır. Tüm Habeş tavuklarının yüzü siyah ve gri mavidir. Yüzünü görüyorsunuz tavuğun. Siyah ve gri mavi. Ortalama ağırlıkları şu karşımızda görünen horoz. Arkasına saklanan tavuk horozlarda 1.8 kilogram. Şu karşımızda görünen horozun ortalama ağırlığı, yani bu tavuk ırkının ortalama ağırlığı horozlarda 1.8 kilogram, tavuklarda ise 1.36 kilogramdır. Kabarık tüyleri mevcut ağırlıklarından daha büyük görünmelerini sağlamaktadır. Şimdi Habeş tavuk ırkının karakteristik özellikleriyle ilgili bilgi verecek olursak, Habeş tavukları nazik ve uysal bir türdür. Tıpkı zibrit tavuklarında olduğu gibi bunlar da çok nazik bir türdür. Huy olarak nazik olduğu gibi fiziksel koşulları bakımından da nazik sayılırlar. Tüyleri kabarık olmasına rağmen soğuğa dayanıksızdırlar. Yetiştirilmesi çok soğuk iklim şartlarına uygun olmadığından sıcak iklimlerde veya Habeş tavuğunun yaşayabileceği uygun sıcaklık ortamları hazırlanılarak beslenilmesi tavsiye edilir. Evcil olarak yetiştirilebilecek uygun bir tavuk türüdür tabi. Anaç bir tavuk türü olduğu bilinmektedir. Civcivlerine karşı çok ilgili olduğu söylense de bazı kaynaklarda birdenbire nedeni belli olmadan civcivlerine ilgi ve alakayı kestikleri söylenir. Arkadaşlar, Habeş tavuk ırkının iki ana cinsi vardır. Gaga altında tüy olanlar, yani sakallı Habeş tavuğu ve ikinci ırkı da, ikinci cinsi de gaga altında tüy olmayanlar. Yani sakalsız Habeş tavuğu. Şu an videosunu aldığımız tavuklar da birinci cinse giriyor. Yani sakallı Habeş tavuğu oluyor bunlar. Evet, horozumuzun ötüşünü duyuyorsunuz. Onların şu an yeşilliklerle uğraştığını görüyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem bir renge ve görünüme sahipler. Habeş tavuğu her ne kadar Habeş ismiyle anılsa da Çin kökenli bir tavuk türüdür. Dünyada silki olarak çağrılan Habeş tavuğu ilk olarak 1298 yılında Çin'e yaptığı geziyle Marco Polo'nun Batı ülkelerinde Habeş tavuğunu tanıttığı düşünülmektedir. Marco Polo'nun yazılarında Çin'de kedi gibi saçlı tüyleri olan bir kuş türü gördüğü bilgisi bulunmaktadır. Evet, horozumuz yine ötüyor. Gördüğünüz gibi.
Yani hem horozumuzun ötüşünü hem tavuklarımızı hem de bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Bu videoları böyle güzelleştiriyoruz. Umarım desteklersiniz arkadaşlar. Devam edecek olursak, Habeş tavuğu 1900'lü yılların başlarında sirklerde yan gösterilerde bulundurularak yoğun istismara uğramıştır. Bu da Habeş tavuk ırkı için olumsuz bir şey tabi. Bir süs tavuğu olan Habeş tavuğu tüm süs tavuklarının içinde en popüler olan türdür. Çünkü ipeksi bir görünme ve gerçekten çok berrak bir renge sahipler. Eski Çin kaynaklarında Habeş tavuğunun başlarında ve bacaklarında uzun tepeleri tüylerin olmadığı bilgisi yer almaktadır. Buna istinaden yarım asırda değişimler gözlemlenmiş ve Habeş tavuğuna ait başka alt türler ortaya çıkmıştır. Örneğin ilk olarak beyaz renk olarak Çin kaynaklarında geçen Habeş tavuğu şimdi siyah, gri ve altın renklerde görülmektedir. Tabii şu an videosunu aldığımız Habeş tavukları beyaz renktedir gördüğünüz gibi. Ama bunların farklı renkleri vardır. Bu farklı renkleri horozumuz ötüyor. Farklı renkleri bulduğumuzda yine kameraya alıp sizinle paylaşacağız. Habeş tavuğunun mevcut görünümlerinde ilk dikkat çeken tarafı hiçbir tavuk türünde olmayan ipeğimsi kürke benzer tüylerinin olmasıdır. Zaten bu tavuk ırkının en büyük özelliği budur. Evet, horozumuz ötüyor. Fakat bu tüyler soğuğa dayanıklılık sağlamayan bir yapıdadır. Evet, bunu daha önceden de söylemiştik. Habeş tavuğu tür olarak cüce tavuk gibi görünse de bu kategoriden sayılmayıp normal cüsseli kategorisinden bir tür olarak kabul edilir. Daha çok Avrupa'da bantam orijinal türe rastlamak mümkündür. Evet, genel olarak Habeş tavuk ırkının özelliklerini verdik. Sizlere genel olarak nereden geldiğini, hangi cinslerinin bulunduğunu, fiziksel görünümünü, karakteristik özelliklerini ve yumurta kuluçka özelliklerini verdik. Bu tarz videoların devam etmesi için lütfen kanala abone olun ve bizi Twitter, Facebook, Instagram hesaplarından takip edin. Sorunuz olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Hemen anında cevaplıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.